Bunun gibi bazı şeyler. Şimdi ben biraz da kontrast olsun diye bu ikinci respons. Yani politik İslam nasıl düşünüyor? Nereden çıkmış? Nasıl olmuş? Onunla ilgili de bir 5-10 dakika konu, yani 7-8 dakikada onunla konuşsam tamam olur zaten. Şimdi biz çok bilmeyiz ama Türkiye'de siyasal İslamcılık hareketinin işte o zayıf evresinden çıkıp politik bir hareket olmaya başlaması işte Mısır etkisi şu bu filan değil. İşte Minyeli Abdullah izledi diye olmadı. Aslında Zahit Kotku bunun ilk nüvelerini atan kişi. Yani Kadiriler ilk siyasal İslam'ın ortaya çıkışına vesile olan şeyler. Bunu da Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş Partisi'ni kurmasıyla, Milli Görüş Hareketi diyelim, hali hareketini kurmasıyla ortaya çıktı. Yani fiilen siyasal alana çıktı. Ondan evvel buna benzer düşünceler ve görüşler vardı ama fiilen aslında İslamcı bir hareket yoktu Türkiye'den. Çok eski bir şey değil, 1970'lere falan gider yani. Şimdi 1970-1998 arası bir İslamcılık var. Bu şu demek, tamam mı? Yani hatırlayın o günleri, yani unutmak iyi değil. Bu otoriter bir akım. Yani Necmettin Erbakan'ın Tayyip Erdoğan'a nefes aldırmadığı bir akım. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Gül'e nefes aldırmadığı bir akım da buna benziyor ama bu sadece yani bu işin doğasında var. Çünkü zaten ortaya çıktığı şey şeyh. Yani bir sufizm olduğu için sufizmde tek şey vardır yani şeyh vardır nihayetinde, halefleri vardır. Yani sistem şey bellidir. Senin riayet etmen gerekir filan. Erbakan bu hareketin doğal lideridir. Tamam. Yani işte demokrasi bir şey başka bir şey haline gelebilir. Yani demokrasiyi kullanırız, başka bir şey yapabiliriz. Hatırlayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işte demokrasi bir trendir, bineriz, indiğimiz durağa gelince ineriz filan. Anlatabiliyor muyum? O zamanki görüşlerinin yansıması bunlar. Yani ama bu şeydi yani gayet yaygındı. Ben hatırlıyorum. Ben şeydeydim. Yani Milli Gençlik Vakfı'ndaydım filan. Yani benim hizmet şeyim siyasal İslam tecrübemden daha yenidir yani bu manada. Dini bir siyasi argüman bir alet olarak kullanma meselesi. Yani devleti ele geçirip devlet üzerinden dini milleti dindarlaştırmak argümanı. Yani bu Kemalistlerin abarttığı kadar olmasa bile gerçek bir mesele. Yani vali atayarak her yeri düzenlemeye çalışma meselesi veya işte zorla devlet gücüyle insanları dindarlaştırma meselesi var nihayetinde. Siyasal İslam'ın 1998-28 Şubat dönemine kadar ısrarla savunduğu mesele bu. Ben Şevki Yılmaz'ı da dinliyordum Rizeli olarak. Şevki Yılmaz o zaman diyor ki siz diyordu isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz. Yani bizi meclise getirin biz el kaldıralım hilafeti geri getirelim. İslam'ı, şeriat mahkemelerini filan. Demokrasiyi bu manada kullanalım. Yani amaç oraya gitmeye çalışıyoruz. Çünkü bu adamların muhatap oldukları insanlar siz niye bu şeytan sistemine alet oluyorsunuz diye eleştiriyordu. Onlar da biz bunu değiştirmek için bu işe giriyoruz diyordular filan. Tamam. Hatta o kadar ki Erbakan'ın açık seçik söylediği hani işte bize oy verenler Müslüman geri kalanı patates dininden filan yani bu biraz controversial bir laf. Bunu söyleyip söylemediği belli değil. Yani inkar ediliyor bu. Söylediği inkar ediliyor en azından. Açık hani public söylediği bir laf değil. Ama yarın seçim olmayacak, Müslümanların sayımı olacak dediği, yani bize oy verenler Müslüman, onların sayısını göreceğiz, Türkiye'deki Müslümanların sayısını göreceğiz dediği kayıtlarda. Bunu böyle görüyor. Şimdi bunu yani öylesine söylüyor falan diye düşünmemeniz lazım. Yani siyasal İslam bu işe böyle bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Şaşırmayın yani. Ve bu başka bir algı. Naif insanların şöyle bir algısı vardır. Herkesi kendi gibi zannetmek. Hırsızların da böyle bir algısı var. Herkesi kendi gibi zannetmek. Anlatabiliyor muyum? Yani korkaklar da öyle düşünür. Cesurlar da öyle düşünür. Yani herkes herkesi kendi gibi zanneder. Dolayısıyla siz böyle olmadığını düşündüğünüz için herkes böyle düşünmüyor. Yani siyasal İslamcılar sizin bildiğiniz gibi adamlar değil. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten söylüyorlar nasıl adam olur. Yani kötü adamlar da değil. Yani bu adamlar gerçekten Erbakan'ın, nihayetinde Erdoğan'ın memleketi çok iyi bir yer yapacağına inanıyordular. Yani bayağı insan var şu an bana mesaj atıp işte ya biz yani gerçekten bu sistem bunu düzelteceğiz, değiştireceğiz diye destek veriyorduk. Biz de hayal kırıklığına uğradık diyen, düşünen birçok samimi siyasal İslamcı var. Ama bu normal. Çünkü güç bozabiliyor insan. Neyse. Şimdi bu 28 Şubat sürecinde devletin hakim güçleri, devletin asıl sahipleri, sekülerler bunu ezdikleri zaman, şimdi hatırlayın nasıl ezdiler, tamam mı? Bütün yeşil sermaye dedikleri, bütün dindar sermayeyi fişlediler. Ben o zaman o koleje gidiyordum. Ben yurttan çıktım, sokağın karşısına geçerken bir tane subay benim fotoğraf yani benim öğretmenle belki öğretmenin fotoğrafını çekiyordu. Fotoğrafını çekip öyle gitti. Yani arabayla. Mesela düşünüyorum yani o zaman böyle bir takip vardı.
Yani bütün dini kurumlar üzerinde çok ciddi bir tazyik vardı, takip vardı. Bunları kırabildikleri kadar kırdılar. Şimdi bu manada mesela ben o zaman 28 Şubat sürecinin ilk başladığını hem yurttayım hem de Kur'an kursundayım. Anlatıyorum. Şimdi ben iki tarafta da baskıyı gördüm. Kur'an kursunu kapatmak çok kolaydı. Çünkü bizim Kur'an kursunun bir odunluğu vardı. Odunluğunda şu kadar fareler vardı. Aynı katta yemekhane vardı. Sadece sağlıkçılar gelse burayı zaten kapattılar. Ne oldu? Başka bir Kur'an kursuna taşındık. Sonra orayı modernize ettiler. Geri açıldı. Yani işte süreç 5-6 sene sonra. Tamam mı? Aynı dönemde ben okuldaydım. Okula 4 ayda bir müfettiş geliyordu. Ve normalde biz mesela yemekhanede Rabbimize hamdolsun diye hani yemekten önce dua söylüyoruz ya, Rabbimize hamdolsun, milletimiz var olsun. Müfettiş geldiği zaman Tanrımıza hamdolsun, millet. O kadar bir şey vardı, tazyik vardı ama nihayetinde okulu kapatamadılar. Hatta şu kadar söyleyeyim, okulu denetlemeye gelen Diyanet'in görevlisini ben Kur'an kursundan tanıdığım için, mesela okula gelen askerler de geliyordu teftişe, onlarla beraber geldiği zaman hani gidip selam vereyim der gibi oluyor, böyle yapıyordu. Yani beni tanıdığını belli etme gibi. Neden? Ben onu Kur'an kursundan tanıyorum aslında. Aynı network'teyiz yani. Şimdi bu manada bazı insanların anlamadığı mesele şu. Hizmet hareketi daha kurumsal bir hareket olduğu için daha yoğun bir baskı geçirdi. Çünkü daha çok kurum vardı. Ama daha hazırlıklı olduğu için daha az zararla çıktı. Tamam mı? Okullar teftişe hazırdı. Yani bak 28 Şubat öncesi okullar bu kadar teftişe hazır değildi. Bu kadar profesyonel değildi işler. Ama o teftiş dönemi hizmet hareketini bugünkü profesyonelliğine getiren mesele o dönem oldu. Ben o dönemi yaşadım, biliyorum, anlatıyorum. Ama geri kalan cemaat tarikatları yani çocuk oyuncağı gibi giriyorsun, kapatabiliyorsun zaten. Yani zaten şey değil. Yani aynı katta banyo var, aynı katta kurbanlık koyunlar var, odunluk var, yemekhane var. Caminin altı hepsi aynı katta. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu kapatmak kolaydı zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani bu manada baskı ama tabii çok geniş bir baskıydı. Yani bütün yeşil sermayenin fişlendiği, bugün işte Akın İpek'in yaşadığını, o gün Akın İpek'in babası neyse kimdi vardıysa ve bütün İslamcılar yaşıyordu. Hem yeşil sermaye dediğimiz. Bu büyük bir kırılma noktası şey yaptı. 40 dakika oldu, biraz hızlandırayım. Bundan sonra 98-2002 bir kriz dönemidir açısından, arayış dönemidir. Partiyi reforme etmeye çalıştılar. Ben canlı yayında, kimdi o? Abdullah Gül liderliğinde Recai Kutan'a karşı bir kalkışma. Müthiş bir şeydir yani siyasal İslam mantalitesi içerisine. Bunu yapmış olmaları bile çok büyük bir hadisedir. Yani ikinci bir aday çıkarmış olmaları, nihayetinde ayrılıp AK Parti'yi kurmuş olmaları. Biz buna post-İslamizm diyoruz. Yani Şevki Yılmaz'ın o dönem temsil ettiği ve Erbakan'ın temsil ettiği düşünce bizi bir yere getiremeyecek gibi gözüküyor. Ne yapalım kavgasının siyasal İslam içerisinde yaşandığı dönem. Yani İslamizmin ötesine geçtikleri dönem. Post-İslamizm. Burada ortaya çıkan şey yani yeni tartışma daha az dinin kullanılması. Yani İslam devleti yerine daha çok din özgürlükleri kavramının kullanılması. İşte çoğulculuk, modernizm, demokrasi, çok kültürlülük gibi kavramlara daha sıcak yaklaşılması gibi şeyler ortaya çıkmıştı. Yani ne oldu? Erbakan ve avanesi marjinalleştikçe Abdullah Gül ve İşte arkadaşları Erdoğan filan, bunlar bu argümanları benimsediler filan ve Batı'yla daha iyi ilişkiler kurmak, yani parti kurma sürecinde bile Avrupa'ya ve Amerika'ya ziyarete gitmeleri filan. Sonra 2002 döneminden sonra kurulan AK Parti aslında bizim non-İslamizm dediğimiz döneme denk geliyor. Yani bu kavgalar çıkmadan evvel de böyleydi. Neden? Çünkü AK Parti'nin ilk manifestosu, ilk ortaya çıkış parti belgesini okuyun. İslamcılık diye bir şey yok orada. Sadece Müslüm konservatizm diye bir şey var. Yani biz Müslümanız, anlayışımız da muhafazakar parti, Avrupa'daki muhafazakar partiler gibidir. Şimdi Avrupa'daki muhafazakar partileri çok insanlar bilmez de, şu an Donald Trump'ın partisi muhafazakar bir parti. Bu ne demek? İşte aile değerleri, işte eşcinselliğe karşı olma, işte şu bu gibi, yani aşağı yukarı biz muhafazakar bir partiyiz. Yani buradaki Labour değil de Theresa May gibiyiz. Ama Müslümanız. Aynı Hristiyan muhafazakarlar gibiyiz. Yani kendi dini hayatımızı yaşıyoruz filan mantığıyla. Human rights, yani insan haklarına, demokrasiye, Avrupa Birliği, yani free market, free trade'e inanıyoruz filan. Dinin bir inanç olarak insan hayatında önemli olduğuna inanıyoruz. Ama bunun belirleyici olduğuna inanmıyoruz. Avrupa Birliği değerlerini paylaşıyoruz filan filan. Sonra demokratikleşme ve ekonomik kalkınmanın önemine ineriz. Bakın ilk kez bir parti, İslami hareketten bir parti
bir güneş yerine bir ampulü seçti. Neden? Ampul realist, tutulabilir, gerçek bir şey. Yani ben anlatabiliyor muyum? Aynı partiyi bir Erbakan kursaydı bir ona Adalet ve Kalkınma Partisi demezdi. O zamanki zihniyeti hatırlayın. Ya boş verin bu kavgaları, gürültüleri, başörtüsünü filan. Biz adalet ve kalkınma istiyoruz dediler. Tamam bak, saadet, refah, şu bu, yani lafın etrafında dolaşan bir şey demediler. İki, biz güneş müneş böyle overreaching çok büyük bir şey de değil. Biz ampul, basit. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatın içine bunu getireceğiz. Elektrik getireceğiz, yol yapacağız, su yapacağız yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu dediler. Bu ilk manifestoda bunları önceleyecekleri var zaten. Çok uzattım. Sonra AK Parti bu manada non-İslamizm, yani İslamcılar arasında non-İslamist polisilerin yükseldiği döneme, yani İslamcı olmayan politikaların yükseldiği döneme denk geliyor. İlk dönemi esasıyla. Bu manada Kürtlerle, liberallerle, Alevilerle ve sivil İslam'la, cemaatle bir koalisyon kurabildiler. Birçok yani Kemalizm'den etkilenen birçok kesimden, yani askerci olmayan, otoriter olmayan birçok kesimden destek gördüler. Avrupa şeyinde bayağı ilerleme yaptılar filan filan. Şimdi 3. dönem iktidara geldikleri zaman, ben o zaman bir arkadaşa sormuştum, artık yeni anayasa yapacak mı, sivil anayasa? Hala 1982 askeri anayasasıyla yönetiliyor ülke. Hayır dedi. Niye yapmayacak dedim. Çok yakın bir AK Partili. Yapmayacak dedi. Daha niye yapmayacak? Onu vaat etmişti oysa. Dedi ki çünkü anayasa yaparsa başka bir şey kalmıyor. Yani o isteyeceği filan. Bir de tabii başkanlık sistemi, yani anayasayı yaptım 5 sene sonra yeni bir anayasayla sistem değiştir mantıklı değil. Yani bugün olacak referandumu 5 sene evvel anayasa yapmış olsaydı yapamazdı. Mantıksız olurdu filan filan. Neyse. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili çaba azaldı bu son dönemde. Alevilerle ilgili reform, bakın yani dikkat çekmiyor ama Alevilerle ilgili reform ve şey ilk duran şeylerden biri. Çünkü bu Sünni Müslüman, yani siyasal İslamcıların çok büyük bir handikapıdır. Yani hani Alevilerin varlığına tahammül meselesi büyük bir mevzuydu. Anlatabiliyor muyum? Siyasal İslamcılar açısından Alevi çalıştayını düşünmek, organize etmek, yapılmasına müsaade etmek büyük bir şeydi. Sessiz sessiz sümenaltı edilmesi de büyük bir şeyin işareti ama bilinmediği için insanlar hani ne zaman İslamcılık tekrar güç kazandı parti içerisinde mevzusunu, aslında bu Alevi çalıştayı mücadelesinin parti içerisinde kavgasını veren adamlarla konuşsanız onlar size söyler. Barış süreci güç çıktı, düştü, bir şeyler oldu 3. dönemde. Yani oy merkezli bir çaba oldu. Gezi Parkı protestolarına karşı mesela hani mesela Abdullah Gül mesela nasıl diyeyim, İslamcıların tepkisiyle Erdoğan'ın tepkisi farklı oldu, şu oldu, bu oldu. Oradaki fark ortaya çıktı. Gezi Park bazı şeyler ortaya çıkardı. Yani demokrasiye inanç vesaire. Ve 17 Aralık özellikle cemaat açısından, çünkü cemaat, yani bilmiyorum hatırlar mısınız? Çünkü ben 17 Aralık öncesi, yani 2011-2012'de hem kendi ailemle konuştuğum zaman hem de cemaat çerçevelerinde konuştuğum zaman fitne çıkarmak fırçası yiyorduk yani. Çünkü mesela Suriye politikası 2011'den itibaren, hatta daha öncesinden, yani Neo-Osmanlıcılık meselesi çok korkunç bir düşünce. Yani çok iyi düşünülmemiş bir mesele. Yani insanların, Araplar size nasıl bakıyor, Araplar Osmanlı'ya nasıl bakıyor ki bile hesap etmeden Neo-Osmanlıcılık demesi çok saçma bir şey. Ama nihayetinde 17 Aralık aslında yani AK Parti'nin söylendiği gibi değil. Gerçekten bir yolsuzluk var ve bu yolsuzluk en üst düzeyde endorse edilmiş. Yani onaylanmış bir mesele. Haberi var. Mesela ben şey düşünüyordum, yani bizim bina için imar izni alırken rüşvet istedikleri zaman, yani Tayyip'in haberi olsa bunları uçurur falan diye düşünüyordum. Samimi olarak yani öyle düşünüyordum. 17 Aralık'tan sonra demek ki haberi varmış diye düşünmeye başladım. Haksız da olabilirim tabii, şimdi hemen şey yapmayayım. Ve bu belli bir şeyi şey yapıyor. Şimdi bütün bunlardan bizim geldiğimiz bir süreç var filan. İşte Türkiye başka bir siyasi sisteme doğru evriliyor. Bu aktörler çok net değil. Erken konuşmak zararlıdır her zaman. Herkes bir şey yapmak istiyor. Görünen o ki mesela 17 Aralık'tan yalnız birkaç ay sonra bütün Ergenekoncular tahliye oldu mesela. O kanunlara bakarsanız nasıl tahliye olduklarına. Yani planlı bazı şeyler yapılıyor. Onun geri dönüşümü, şusu busu değil mi? Perinçek'in bir planı var, Erdoğan'ın bir planı var, İslamcıların bir planı var, Amerika'nın şunun bunun, herkesin bir planı var filan. Ama nihayetinde filler tepişiyor, olan mağdurlar oluyor. Son birkaç dakikamı da mağdurlara, yani çünkü bir avukata sordum. Yani şimdi insanlar mağdur oluyor Türkiye'de veya burada veya sizin tanıdıklarınız. Konkret bazı, yani somut tavsiyelerde bulunmak lazım. Çünkü mağduriyet dediğiniz şey, bakın bir senesi geçti, iki sene kaldı belki.
Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi yani öyle aklımda bir tarih olduğundan söylemiyorum. Yani belki bir sene daha sürer, iki sene daha, belki beş sene sürer ama nihayetinde biter. Anlatabiliyor muyum? Hatırlayın, yani şey değil. Şimdi biter de benim sizi uyarmak istediğim şu Fuat Avni sendromundan, yani bu genel Türkiye toplumuna yönelik bir uyarı. Sağcısından solcusuna, cemaatçisinden laikine herkesin şöyle bir Fuat Avni sendromu var. Yani sanki Tayyip Erdoğan'ı başkaları değiştirecek, düzeni başkaları şey yapacak, birileri çalışıyor, doküment ediyor, her şey hallolacak filan. Bak öyle bir şey yok. Ben en çok neden hizmet hareketi gibi, yani toplum üzerinde fiilen proaktif sorumluluk alan bir hareketin Fuat Avni'ye inandığını hala düşünüyorum mesela. Çünkü şey dedi yani Mehdiyetçi akımlar şöyle düşünebilir, tamam yani mesela bir Sufi hareketine mensupsan bir tarikata Mehdi gelecek bizi kurtaracak filan diye oturucu arkana yaslanırsın. Ama cemaat hareketi Mehdi gelecek diye ense yapan bir felsefenin temsilcisi değil. Dolayısıyla Fuat Avni tarzı sibop gaz alan adamların, anlatabiliyor muyum yani toplumun gazını alan, merak etmeyin şurası kapanacak ama merak etmeyin az kaldı filan diye aslında ne yaptı? Bütün toplumu uyuşturdu yani. Oysa yani bir toplum ancak kendi kendini düzeltirse, Kur'an öyle diyor değil mi? Fuat Avni düzeltirse düzelir demiyor. Kendi kendini düzeltmedikçe Allah sizin durumunuzu düzeltecek değildir. Fuat Avni vs. Kur'an-ı Kerim şimdi. Hadi bakalım karşı çıkın. Şimdi hiçbir şey kendi kendine olmayacak. Yani toplum hiçbir şekilde kendi kendine daha iyi olmayacak. Birileri sizin için hiçbir şekilde iyi bir şey, bir gerekli şeyleri yapmayacak. Delil merkezli, bireysel hareket etmeniz lazım. Kanuni hukuk içerisinde. Ve öfke ve şeye girmeden, mümkün mertebe rasyonel kalmanız lazım.